Evet, merhabalar Ezgi Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. İstanbul'da görebildik sizi. Evet, artık İstanbul'dayım. Aslında ben bir aydır İstanbul'dayım. Bir bayram için Ankara'ya gittim. Onun dışında İstanbul'dayım ama denk gelemedik. Evet, genelde Ankara'da yaşadığınız için galiba iş için buraya artık sürekli geleceksiniz mi, kalacak mısınız? Kalmayı çok istiyorum. Çünkü bu ara projeler var. Okuyorum, karar aşamasındayım. İçime sinen bir proje olursa da onay vereceğiz bakalım. Harika. Peki nasıl bir rolle geri dönmek istiyor Ezgi? Onu hep söylüyorum. Karakteri beğenmem önemli. İşte şu rol, bu rol diye asla ayırmıyorum. İçime sinmesi önemli ve beni heyecanlandırması çok önemli. Peki bu boş dönemlerinde ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Şimdi balerin olduğunu da bildiğimiz için. Evet. Bale yapmıyorum. Ben sakatlandım. O yüzden zaten baleyi bırakmak zorunda kaldım. Bel sakat, ayak sakat falan hala da etkileri sürüyor. Şu an bol bol okuyorum. Bu ara birazcık pilates yapıyorum. Onun dışında aileyleyim ve burada koşturma. Hiçbir şey izleyecek vaktim bile yok. Öyle söyleyeyim. Peki böyle sakatlandım diyorsunuz ya. İçinize bir ukde var mı? Bale okulu açmak gibi ya da bale ile ilgili bir şey yapmak. Bale okulu açmak evet hayalim ama onu çok dillendirmiyorum. Çünkü hayalleri dillendirme gibi bir şeyler vardır ya ama dillendirdik. Çok istiyorum. En azından dizi olmadığı zaman ya da film olmadığı zaman bir uğraş ve esas mesleğim olan balerinlikle devam etmek istiyorum tabii ki. Harika. Güzel giden bir ilişki vardı ama galiba geçtiğimiz aylarda sonlandı. Sizi görmüşken onu da sordum. İlişki bitti. Tabii aşklar başlıyor, bitiyor. Fikir ayrılış, ne derler? Fikirler uyumadı diyelim. Uyuşamadık, evet. Saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık. Yol açık olsun. Harika, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Size görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir de fotoğraf. Sen şöyle adım atarak takip et. Bana doğru. Böyle fotoğraflar daha güzel çıkıyor.